Herkese merhaba, ben Alan Gamesokon'da. Ne bileyim, bugün size Marvel Heroes'un derine dalış videosunu çekeceğim. Oyunun artı ve eksi yönlerinden size bahsetmeye çalışacağım. Her şeyden önce oyun bir MMORPG oyunu. İzometrik bakış açısına sahip. Ben şu anda dövüşerek başladım videoya. Dövüşerek başlamak yerine bir animasyondan başlamak da iyi olabilirdi. Neden diyeceksiniz? Çünkü oyunun en başarılı yönlerinden bir tanesi bence animasyonları. Hafif böyle çizgi roman tarzında ilerliyor. Daha önceden çizgi roman okumuş birisiyseniz, ki zaten Marvel kahramanlarını seviyorsanız büyük ihtimalle okumuşsunuzdur Marvel kahramanlarının çizgi romanlarını. Hafif böyle çizgi roman tadında çok başarılı animasyonları var, hikayeyi destekleyen ve başarılı da bir hikayesi var. İşte Marvel kahramanlarını kullanıp Doktor Doom'u dünyayı fethetmesinden, huzurunu kaçırmasından korumak istiyoruz. Dünyayı korumak istiyoruz. Amacımız bu. Şu anda dövüşü görüyorsunuz. Ben hafif skiller kullanıyorum. İşte yuvarlanıyorum. Elektrikli ok atıyorum. Buz oku atıyorum vesaire bir şeyler yapıyorum. Dövüş gerçekten başarılı diyebilirim. İzometrik bakış açısına sahip bir süper kahraman oyunu için bence yapılabilecek en iyi dövüş dinamiklerinden bir tanesi yapılmış. Bunun da başarısının altında yatan isimlerden bir tanesi David Breivik tabii ki. Diablo'nun yapımcılarından. Diablo'da bildiğiniz gibi izometrik bakış açısına sahip en başarılı yapımlardan bir tanesi. Hatta en başarılısı da denebilir herhalde. Onun da çorbaya attığı tuzla başarılı bir dövüş dinamiği ortaya çıkmış. Ben şimdi videonun devamında Town'a gideceğim. Oyunun skill sistemini göstereceğim. Oyunun ilerleyişini göstereceğim. Bunlardan teker teker bahsedeceğim. Ben şu anda Yenilmezler Kulesi'ndeyim. Kahramanların Town'undayım. Size oyunun akışını en rahat gösterebileceğim yer şurası. Gördüğünüz gibi burada bölümler var. Single bir oyunda olduğu gibi. İşte ben bu bölümleri bitirmişim. Waypointlerin hepsi açılmış. Burada şu waypoint'e gitmediğim için açılmamış. Burada da daha ikinci waypoint'e kadar gelebilmişim. Şimdi bu waypoint'lere single oyunlardaki kayıt yerleri dersek, çünkü single oyunlarda ilerlersiniz, belli yerlerde kayıt eder, çıkarsınız, girersiniz, en son kayıt ettiğiniz yerden devam edersiniz. Tam o sisteme benziyor. Yani sonuçta bu bir single oyun değil, bir MMORPG oyunu. Daha özgür olunması gerekiyor. Ama ne yazık ki Marvel Heroes'da böyle bir şey yok. Bölüm bölüm ilerliyorsunuz. İsterseniz tekrar yapmak istediğiniz bir bölüm olursa şu yukarıdaki bir NPC'den bölümü feshedip tekrar görevi alıp bölümü tekrar yapabiliyorsunuz. Yani hikayenin o yerini tekrar yaşayabiliyorsunuz. Şu arkadaş sağlıyor onu da. Bu şekilde bölümleri iptal edebiliyorsunuz. Bence bu sistem çok başarılı değil. Ama tabii Marvel Heroes bir kahraman oyunu. Sonuçta bir süper kahraman oyunu. Marvel Heroes kahramanlarının oyununu. Ücretsiz oynamak da güzel bir şey. Ücretsiz demişken hemen şuna değineyim. Şu şekilde size oyundaki kahramanları göstereyim. Burada işte Spider-Man'iydi, Iron Man'iydi, her şeyi görüyoruz. Ama bu kahramanların hepsini oynayamıyoruz ne yazık ki. Bu arada benim bir tane daha kahramanım var. Ben de ona geçeyim bu arada. Hepsini oynayamıyorsunuz. Neden? Şöyle ki, karakterinizi yarattınız. Bir isim verdiniz kendinize. Ben mesela Evrim Shinka demişim. Şurada yazıyor. Evrim Shinka dedim. Seçebileceğim 5 farklı şey vardı. Yani 5 farklı kahraman vardı. Ama bu kahramanlar her hafta değişiyor. Yani her hafta farklı 6 kahraman geliyor oraya. Ve siz de random olarak oynuyorsunuz. Eğer bir kahramana kalıcı olarak sahip olmak istiyorsanız gerçekten yüksek meblağlar vermeniz gerekiyor. Bu da tabii oyunun en büyük eksilerinden bir tanesi. Neden? Çünkü Marvel Heroes oynamak istiyorsanız zaten bence MMORPG yönünden çok başarılı bir oyun değil. Çok ayrıntılı bir oyun değil. Süper kahramanları kullanmak için oynuyorsunuzdur. Ve rahat rahat istediğiniz süper kahramanı kullanamadığınız zaman da bence biraz tadı kaçar bu işin. Bunun dışında tabii yine de es geçmemek lazım. Oyunun gerçekten çok başarılı bir hikayesi var ve çok başarılı bir PvE modu var diyebilirim. Aksiyon çok başarılı diyebilirim. Bu arada hikayede de dünyanın huzurunu kaçırmak isteyen Doktor Doom'u durdurmaya çalışıyoruz. Evet, şu anda tekrar Hawkeye döndüm. Çünkü o karakterimin seviyesi çok yüksek olmadığı için yüksek seviye yaratıkların yanında biraz zorlanıyor. Ben bu şekilde hızlı hızlı görevlerimi yapacağım, görevlerimi bitireceğim, hikayeyi bitirmeye çalışacağım.
Oyunda hikaye güzel dedik. Gerçekten güzel. Başarılı animasyonlarla da desteklenmiş. Hikayeyi böyle çizgi roman gibi yaşıyorsunuz, oynuyorsunuz, eğleniyorsunuz, kahramanları deniyorsunuz. Ama burada da şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Hikaye çok kısa. Hikayenin çok kısa olması bence çok büyük bir problem değil. Şu açıdan bakılabilir. Sonuçta ücretsiz bir oyun Marvel Heroes. Ücret ödemeden Marvel kahramanlarını kullanabildiğimiz, en azından alabildiklerimizi, oyun içinde ücretsiz alabildiklerimizi kullanabildiğimiz başarılı bir oyun. Hikayesi de biraz hızlı bitiyor ama ücretsiz olduğu için sonuçta çok da bir şey değil. Oynayıp bitirilebilir. Özellikle Marvel kahramanlarını sevenler mutlaka Marvel Heroes'u oynamalılar. Bence. Çünkü sadece hikaye akışı için, hikaye için bile oynanabilir. Evet, bu arada bir seviye daha atladım. Oyunda en son 60. seviye var. Seviye atlamak çok hızlı diyebilirim. Yani aslında 5'e kadar biraz daha yavaş atlıyordum. 5'ten sonra gayet hızlı hızlı seviye atlayabilir duruma geldim. Evet, kaça kaça aksiyon dolu dövüş dinamikleriyle. Yani dövüşürken hiç böyle şey olmuyorsunuz. Nasıl diyeyim? Ulan yine mi yaratıklar geldi demiyorsunuz. Çünkü sürekli dinamik olmanız gerekiyor. Sürekli bir şeyler yapmanız gerekiyor. Skillere basmanız gerekiyor. Gelen mermilerden kaçmanız gerekiyor. Şu an yaptığım gibi refleksleri de görüyorsunuz bu arada. 10 tane mermi geçti. Bir tanesini bile yemedim derken orada bir yedim galiba. Evet. Bu şekilde dinamik bir şekilde dövüşüyorsunuz. Ve bossların zorlukları çok iyi ayarlanmış gerçekten. Burada yine David Brevik'in bir katkısı olmuş olabilir. David Brevik daha önce de dediğim gibi işte Diablo'nun yapımcılarından. Evet, burada beceriler düşüyor. Becerileri yerden topladım. Evet, Allah. Evet, kalabalık gördüğüm yere elektrikli ok sallıyorum. Çünkü elektrik onlar ona sekiyor. Hepsine birden hasar verme şansım oluyor. Tabii ki Hawkeye biraz daha böyle bir karakter. Nasıl diyeyim? Kaçsın vursun. O tarz bir karakter. Burada bir şey varmış bu arada. Evet, onu almayacağım. Zaten üstüm dolu. Ben şuradan beri ilerleyeyim. Bölüm sonu bosslarının zorlukları çok iyi ayarlanmış. İşte yani bir iki kişi girdiğiniz zaman ilk level'larda belki becerebilseniz de yapabilseniz de 10. seviyeden sonra gerçekten bossları öldürmek zorlaşıyor diyebilirim. Ben şu yukarı doğru gidecekmişim. Oraya doğru da gidiyorum bu arada. Oyunda şöyle bir güzellik var. Sonuçta oyunun asıl amacı bence hikayeyi anlatmak. Yani PvE modunu oynatmak. Ve bunun da güzel olması için, biraz daha böyle co-op tadında olması için şöyle bir özellik eklemişler. 5 kişi olsanız bile size yine aynı tecrübe geliyor. Bu tabi biraz daha şeyi destekliyor. İşte tek oynamayın, co-op oynayın. İşte 5 kişi oynayın, eğlenin olayını yapmışlar. Tek ilerlemeniz gerekmiyor. Tabii ki zaten ekip olarak arkadaşlar oynamak her zaman daha iyi olmuştur bence. Herkes için de böyledir herhalde. Bu oyunda da onu rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Çünkü 5 kişilik partiler kurabiliyorsunuz. Bu 5 kişilik partilerde herhangi bir tecrübede düşüş olmuyor. Tecrübe puanınız yine aynı geliyor size. Umarım şimdi bir boss göreceğiz. Aşağıya doğru indim. Ve umarım ki boss'un yanında boss'u öldürürken bana yardım edebilecek kahramanlar vardır. Orada bir Superman vardır yani inşallah. Evet, geldik. Seviye atladım ve seviye atlayınca bir skill point geldi. Şimdi burada 3'e ayrılıyor. Her karakterde, her kahramanda farklı farklı tabii ki. Ben şimdi şuradan istediklerime verebilirim. Tabii belli bir şeye kadar verebiliyoruz. Mesela çok kullandıklarımdan. Yani şöyle mesela ikili ok atmayı açabilirim. Şunu açabilirim. Bayağı kullanıyorum çünkü. Evet. Şu şekilde bu benim bayağı hızlı hareket etmemi sağlıyor. Evet, elektrikli ok. Evet, şu an her şeyim gelişti. Oy. Evet.
Bu karakterlerin seviyeleri biraz daha yüksek. Biraz daha ilerledim çünkü görevimde. İlerledikçe biraz daha zorlaşıyor. Görevin bölümlerinde ilerledikçe. Ulan ışınlandılar. Evet, çok iyi. Üzülerek şunu söylemek istiyorum. Level atladığınızda yapabileceğiniz tek özelleştirme, yani kahramanınızı özelleştirebileceğiniz tek kısım skill sistemi. Ve skill sistemini de şöyle göstereyim. Aslında pek de öyle bir ahım şahım özelleştirme yok. Yani yaşını güçlendirirsin, yaşını güçlendirirsin. Yani yaşını güçlendirirsin, yaşını güçlendirirsin. Pek öyle bir ay acaba bugün neyi güçlendirirsem diyeceğiniz durum yok. Biraz böyle herkes neyse size oluyorsunuz aslında. İşte kendi kahramanınızı farklılaştırabileceğiniz bir de işte giyebildiğiniz kıyafetler var. Bunun dışında ne bir stat verme ne de başka bir şekilde karakterinizi özelleştiremiyorsunuz. Kıyafetler burada, yani giydiğiniz kıyafetler görünüş olarak değiştirmiyorlar. Ne giyseniz aynı oluyor. Mesela ayakkabı çıkardım, yine aynı. Ama kahramanıza skin alabiliyorsunuz. Yani komple görünüşünü değiştirebiliyorsunuz diye biliyorum. Bahsettiklerimin dışında oyunda uğraşabileceğiniz bir craft sistemi var. Güzel bir craft sistemi var. Mesela şöyle ki şu anda benim craft seviyem çok düşük ama mesela bir kostüm yaratmayı deneyeyim. Şuraya bir... neden bırakamıyorum? Şuraya bir maske bırakalım. Evet. Yanına da... Ama bizde ne yazık ki dekoratif bir eşya yok. Daha basit bir craft yapalım. Mesela şurada bir element yaratabilirim. Onu da şöyle yapıyoruz. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Şunu koyabilir miyiz? Koyamayız. Bir tane daha element koyalım. Create dediğinde yarattı. Evet, ikinci seviye bir element yarattı. Peki bunu kullanabiliyor muyum? Evet, şu anda çok düşük olduğu için çok bir şey yapamıyorum. Şöyle eşya bağışlayayım biraz yaptıklarımdan. Biraz yükselsin artık. Ne kadar yükseltebilirsek. Haydi, ver, ver. Evet, gördüğünüz gibi bir craft şeyi daha geldi de. Şimdi ona koyacak benim craft eşyam var mı tabi? O kalmadı bu sefer de. Evet, ikinci seviye craft eşyalarına ihtiyacım var ama ne yazık ki şu an bende yok. Hepsini verdim. Vermeseydim iyiydi. Verdim ama. Evet, bu şekilde de başarılı bir craft sistemi var oyunun. Craft sistemiyle de uğraşılıp kendi karakterinizi özelleştirebilirsiniz. Daha farklı eşyalar yapabilirsiniz. Oyunda bulunan diğer bir sistemde az önce craft NPC'sine yaptığım gibi NPC'lere bağış yapıp mesela şöyle yapayım artık. Zaten battı balık yan gider. Hadi artık doy. Evet. Gördüğünüz gibi bu ikinci seviyeye yükseldi. Yenile dediğimde bana daha kaliteli eşyalar satacak artık. Daha kaliteli weaponları buradan satın alabileceğim. Weapon almak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Çünkü zaten kestiğiniz bosslardan, yaratıklardan bolca düşüyor. Bunun dışında kendi kahramanlığınıza... Yani kahramanınızın tarihine özel eşyalar da düşebiliyor. Bu şekilde özel eşyalar da oyunda mevcut. Bunları da yakalamak için dikkatli olmanız gerekiyor. Çevreyi iyi araştırmanız gerekiyor. Yani oynarken Marvel Heroes'u biraz daha böyle sindire sindire, hikayeyi anlaya anlaya, ağır ağır, yavaş yavaş oynamak bence daha mantıklı. Neden daha mantıklı? Çünkü güzel bir hikaye var ve bu güzel hikaye ne yazık ki biraz hızlı bitiyor. Biraz daha böyle yedire yedire oynamak daha mantıklı olabilir. Bunun dışında Marvel Heroes'da bahsedeceğimiz çok da bir şey kalmadı. Orada bir NPC'miz var. Vaktiniz varsa mutlaka bir deneyin derim. Ben Evrim Aydoğan. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.